Hoş geldin Takva. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyidir, senden ne haber? İyi ben de. Yine uzun zaman sonra özlediğimiz yerde. Evet, evet abi. Masa başı videolarını seviyorum ya. Ben konuşmayı de seviyorum biliyorsun. Bır bır bır. Ben de sormayı ve öğrenmeyi seviyorum. Araştırmacı gazeteci ya. Bugün müşterilerden gelen absürt sorular 2. 2, süper. Evet. Birinci videoyu bayağı beğenmişlerdi. 150 bin like'ımız var. 150 bin ne? Dündü o. 300 bin oldu. He? Çok mu komik? Çok yoğun talep üzerine ikinciyi çekiyoruz. Bugün. Tamam abi, çekelim. Bazı başlıklar var. Oradan gideceğiz. Tamam. Şimdi ilk. Evet. Dövme iyileşirken vazelin sürsem olur mu? Olmaz. Bu soruyu çok alıyoruz. Dövme bakımı nasıl yapmalıyım videosunda da çok anlattım bunu. Vazelin nemlendirici bir krem abi. Yani dövmenin iyileşmesine müsaade edecek, ne bileyim, zemin hazırlayacak hiçbir maddesi yok. Benim bildiğim kadarıyla en azından. Biz vazelini dövme yaparken deriyi yumuşatsın, iğne daha rahat hareket etsin diye deriye sürüyoruz. Ama dövmeyi iyileştirirken vazelin kullanmanızı gerektirecek bir durum yok ortada. Yani dövmenin iyileşmesi için oraya dövme bakım kremi ya da dövme sanatçınızın size önerdiği yara bakım kreminden sürmeniz lazım. Bepanten olur, işte Optimus krem olur ya da başka farklı markalar vardır dövme bakım kremi olan, onlardan sürmeniz lazım. Dövme bakımında söylediğim gibi vazelin dövmenize zarar vermez ama herhangi bir faydası da yok. Yani hiçbir işe yaramıyor. O yüzden vazelin sürmeyin. Bu soruyu çok alıyorum bu arada. Dövme yaptıran yaptırmayan herkes. Abi vazelin sürsem olur mu? İşte ben kremimi evde unuttum. Kremimi şurada bıraktım. Almayı unuttum. Evde vazelin var, sürsem olur mu? Sür istersen ama yani bir işe yaramaz. Çok bir mantığı yok yani. Yani o yüzden sürmeseniz daha iyi. Kadınlar her yerine yaptırıyor diyeyim. Of. Burada birazcık böyle sessiz sessiz beklemem gerekiyor galiba. Abi kadın, erkek, non-binary neyse artık. İnsanlar her yerlerine dövme yaptırıyor. Tamam mı? Bunu artık kabullenelim. Orada bu soruyu soran kişilerin genelde ben amacının ne olduğunu aşağı yukarı tahmin ediyorum da oraya girip de ben de alçalmayacağım, küçülmeyeceğim. Herkes istediği her yerine dövme yaptırıyor. Ve bu soruyu artık lütfen sormayın. Ben cevap vermemekten bıktım. Vermiyorum çünkü artık yani umurumda değil. Sen nasıl düşünüyorsan öyle düşün. Senin kafandaki o pis fikirleri ben temizleyemem. Allah yardım etsin diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Bir tane daha böyle bir değişik bir şey. Daha önce yaptığın dövmenin çizimini istiyorum. Ha, kendi yaptıracak değil mi başkasına? Aha. Ya bir ya da iki video önce anlattım bunu aslında. Yani ben bir çizim yapmışım ve onu X kişisine dövmesini yapmışım. Yani sen niye benden o dövmenin çizimini istiyorsun? O dövme senin değil, o çizim senin değil, başkasına yaptım. Ne yapacaksın o çizimi? Ben söyleyeyim sana ne yapacağını. Gidecek arkadaşına, dostuna, bilmem neyine ya da çok daha ucuza yapacak acemi birine gidecek, diyecek ki bunun dövmesini istiyorum. Hayır abi, vermiyorum, vermeyeceğim. Vermeyeceğim, benim değil mi? Vermeyeceğim. Artık siz de istemeyin bunu benden. Niye bu kadar sinirliyim ya? Vermeyeceğim. Yok, vermiyorum. Lütfen bana artık dövmesini yaptığın işin çizimini bana gönderir misin falan. Daha geçenlerde aldım çünkü böyle bir soruyu. Bizim videolardan birinde sanırım Esra'nın dövme yaptığı videoda ben anlatıyorum ya bunu şu yaptı, şunu şu yaptı falan diye. Barış'ın yaptığı dövmeyi istedi bir çocuk. Yani çok saygılıydı. Yanlış olduğunu biliyorum ama gönderebilir misiniz dedi. Dedim ki gönderemem abi. Böyle bir şey söz konusu değil. O dövmeyi bana Barış yaptı. Ona benzer bir şey istiyorsan Barış'a mesaj atabilirsin. O sana yeniden bir çizim yapar. Dövmesini de yapar sana dedim. Yani bu konuşmaları artık geçmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Dövme modeli arıyor musunuz? Evet. Dövme modeli arıyor musunuz? Yani bu zannedersem eskiden kalma bir alışkanlık. Yani çünkü insanların kafasında şu var galiba. Ben gideyim dövme sanatçısına. Ben dövme modeli olacağım. Bana istediğin dövmeyi, istediğin yerime, istediğin boyutta yapabilirsin. Ama ben sana para vermeyeceğim. Yani bu artık çok eskide kaldı abi. Yurt dışında özellikle duyduğum kadarıyla dövme modeli olsan bile belli bir miktar para ödemesi yapıyorsun. Çünkü sonuç olarak sen o sanatçının bir işini kendi vücudunda taşıyorsun. Ha, sanatçı der ki Instagram'dan ya da farklı bir yerden ben bir dövme modeli arıyorum. Şöyle bir model var elimde, ücretsiz yapacağım ya da uygun fiyata yapacağım neyse. Bunlar bu dosyanın dışında. Çünkü zaten sanatçı kendisi talep ediyor böyle bir şeyi. Ama yani ben öyle bir talepte bulunmuyorum. Niye bana model lazım mı diye soruyorsun ki? Bedava dövme istiyorum. Bana de ki abi benim param yok, ben bedava dövme istiyorum, senin işlerini beğendim de. O ne biliyor musun? Çok acıklı bir şey. Yukarıyı bağlamaya çalışıyor.
Gene okey. Şimdi bak herkes gene yazacak. Gene yapmayayım. Gene yapmayız. O ayrı. Şimdi herkes yazacak. Abi bedava dövmen varsa yapabilirsin falan. Şakası bir yana. Dövme modeli aramıyoruz. Ararsak zaten Instagram'dan duyuruyoruz. Bunları da sormaya gerek yok. Yine absürt sorulardan bir tanesi yani kısacası. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi lütfen unutmayın. Buradan kanalıma abone olup yanındaki zilden de buradaki butondan kanalıma abone olup yanındaki zili tıklayarak da ilk buradan kanalıma abone olup yanındaki zile tıklayarak atacağım video göz temasını kaçırdım gene. Buradan ama bak tam buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanındaki zili de açarsanız atacağım videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Buradaki Instagram adresimden de yaptığım son video ve buradaki Instagram adresime buradan Instagram'dan beni takip edip attığım fotoğraflar, videolar söyleyemiyorum. Buradan Instagram adresimi takip edip yaptığım son dövmeler ve tasarımlardan da haberdar olabilirsiniz. Like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bir güzel soru daha. Yine böyle derin anlamlar içeren ve... Manası çok derin. Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Dövme yaptığın kadınlarla takılıyor musun? Ama da ince bir düşünce. Dövme yaptığım kadınlarla, erkeklerle zaman zaman takılabiliyorum. Takılmaktan kastımız eğer dışarı çıkıp sohbet etmek ya da burada sohbet etmek, keyifli vakit geçirmek, kahve içmek, yemek yemekse tabii ki görüşüyorum. Sonuç olarak bir kez gelen bir kez daha gelebiliyor, iki geliyor, üç geliyor, daha sonra bir arkadaşlık, samimiyet oluşuyor. Muhakkak bir yerde oturup bir şeyler içiyor olabiliriz ama burada kastedilen takılmayı yapmıyoruz tabii ki. Onlar bizim müşterimiz, onlar bizim veli nimetimiz. Bence etik değil. Bu bir doktora sorulabilecek bir şey mi? Hadi tamam, onların Hipokrat yemini var bilmem ne, bu zaten yasak bir şey de. Bizde yasak değil belki ama bizim de kendi etik kurallarımız var. Yani bunun yapılmamasından yanayım açıkçası. Bu kadar cevap verebilirim. Alkol alabilir miyiz? Biz insanlara bir önceki videoda, daha doğrusu daha önceki videolarda şeyi anlattık. Dövme randevusuna gelirken alkol içmemeniz lazım diye. Ama bu grupta bir de şöyle bir bölüm var. Stüdyoya geliyor. Dövmeye başlamadan önce abi bir şişe viski alsak mı? Ya da işte ben bira içsem olur mu? Olmaz abi. Ben müsaade etmiyorum. Müsaade edenler vardır muhakkak. Çalışırken içki içmesine, çay içmesine, kahve içmesine müsaade ediyordur. Ben müsaade etmiyorum abi. Yani o içtiği şey alkol olmak zorunda değil. Üstüme dökülebilir, dövmenin üstüne dökülebilir, başka bir şey olabilir. Bu bir kere temizlik veya hijyenden uzakta bir şey. Daha da ötesi var. Kişi dövme yaptırırken alkol almak istediği zaman birinci, ikinci bardaktan ya da şişeden sonra sarhoş olmaya başlıyor abi. İstediği kadar dayanıklı olsun, gücü yerinde olsun. Kişi sarhoş olmaya başladığı zaman saçmalamaya başlar. Bu böyledir. 2 artı 2 yani 4. Gereksiz sorular sormaya başlıyor, sabit duramamaya başlıyor, sürekli mola istemeye başlıyor ya da başka şeyler konuşuluyor. Haliyle benim konsantrasyonum dağılıyor. Böyle bir şeyin olmasına müsaade edemem. Kusura bakma. Sonuçta ben yaptığım işin arkasında durmak isteyen biriyim. Haliyle o işi de sırf sen iki bira içip kafan daha rahat olsun diye çöpe atamam. O yüzden ben randevu esnasında ya da randevu öncesinde alkol alımına kesinlikle müsaade etmiyorum. Dövmen bittikten sonra istediğin yerde iç. O beni ilgilendirmiyor. Ama stüdyoda ben alkol içilmesine müsaade etmiyorum. Ufak bir dövme de senden olsa olur mu? Olmaz mı ya? Tabii. Bakkaldasın, poşeti doldurdun. Hadi bu sakız da benden olsun. Hayır abi, olmaz. Yani bu nasıl bir mantık bilmiyorum. Muhtemelen insanlar kafasında şey diye düşünüyor. Ya koca dövme yaptırdım. Bilmem kaç bin lira para verdim. Setup hazır, iğne hazır, boya hazır. Bir tane de senden olsun canım. Bu yine benim nezdimde bir şey. Ben yapmak istersem zaten yapacağım. Ya da söylerim. Ama yani burada biz bir iş yapıyoruz ve sanatımızı, işçiliğimizi, zanaatimizi satıyoruz. Ve senin o bedava gözüyle baktığın küçücük dövme benim işçiliğim, emeğim. Ben 7-8 senedir dövme yapıyorum. Sen onu küçücük bir dövme olarak görüyorsun ama ben o dövmeyi yapabiliyorsam o 7-8 senedir yaptığım ya da verdiğim emekler, çalıştığım bir sürü dövme sayesinde onu yapabiliyorum. Bu birazcık bana işi küçümsemek gibi geliyor. O yüzden böyle şeyleri genelde kabul etmiyorum.
Ama bazen oluyor. Düzenli müşterim oluyor. Sohbetini seviyorum. Kişiliğini seviyorum. Ve bir tane dövme de benden, yani benim tasarımlarımdan bir tanesini sana hediye etmek istiyorum diyorum. Olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ama bu yani benim nezdimde bir şey abi. Bunu senin sorman bence çirkin bir şey yani. Hani bir tane de şuraya harf at. Ne olacak ki? Atmayacağım. Yani atmak istemiyorum belki de o an. Bir de şöyle düşün. Hani bizim moralimizin de durumu aslında önemli bir şey. Kafamda başka bir şey varken oraya odaklanmam zor olacağı için. Tut ki senin sorduğun o ya şuraya da küçük bir harf at dediğim benim canımı sıktı. Kırılgan bir yapıya sahibim. Yani küçücük bir kedi var içimde diyelim. Senin o sallıyorum A harfi küçücük bileğine yapacağın A harfini bir yaptım. Saçma sapan bombok bir şey oldu. Ne yapacaksın? Allah'ım. Sırf bedava 200-300 lira ya da 500 lira neyse vermek istemediğin için böyle bir şeyle karşılaşacaksın. Hoş değil bence yani. Sakin olun abi. O A harfi vücudunda olmasa da olur. Ya da illaki istiyorsan, taşımak istiyorsan. Kolye. Randevu alırken onu da bildirirsin abi. Ben böyle de bir dövme istiyorum dersin. Ben zaten sana kocaman bir dövme ya da orta boyutlu bir dövme fark etmez. Küçük bir dövme de olsa yanına ikinci bir küçük dövmeyi istediğin zaman zaten belli bir miktarda indirim sağlıyorum. Çünkü aynı setupla hazır bir yerde direkt devam edeceğim için. Tamam, benim aklımda bunlar var. Senin geldiyse aklıma. Şu anda hani konuşurken böyle... Valla başka bir şey yok. Bugün birazcık boş kafayla geldim buraya. Hiçbir şey düşünmüyorum. Geçtiğimiz ay bayağı yoğun geçtiği için bayağı biraz yoruldum. Bir iki gündür boşluk verdim kendime. O yüzden hiç düşünmedim açıkçası. Bu soruları hazırladığımız zaman yazdım, gönderdim sana. O günden beri hiç düşünmedim diyebilirim. Ne kadar işine sadık bir insan. O zaman video bu kadardı. Sorularımız da bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.